Arkası Yarın. Bir Gül, Bir Gonca. 22. Bölüm. Yöneten Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert. Seslendirme yönetmeni Neslihan Gürgün. Ses kayıt ve montaj Mustafa Özcan. Tanınmış bir doktorun oğlu olan Talha, bir şirketin Antalya'daki mağazasına müdür olarak atanır. Burada bir çocuk annesi Hayriye ile tanışır. Hayriye öğretmenlik yapmaktadır ve hayırsız biri olan kocasından yıllar önce boşanmıştır. Hayriye'nin mazbut kişiliği ve güzelliği Talha'yı çok etkiler ve kısa zamanda anlaşarak evlenirler. Birbirlerini derin bir sevgi ve saygıyla sevmektedirler. Fakat bu saadet uzun sürmez. Bir erkek çocuk dünyaya getiren Hayriye, amansız bir kemik kanserine yakalanarak vefat eder. Talha, çocuklarına bakması için Hayriye'nin en yakın arkadaşı Nuran'ı dadı olarak tutar. Ancak bu sırada Hayriye'nin eski kocası Tarık ikinci kez sahneye çıkarak Zeynep için Talha'dan tekrar para ister. Talha bunu kabul etmeyince Tarık mahkemeye başvurarak kızı Zeynep'i görme izni alır. Talha çaresiz hakimin verdiği karara uyar ve bir günlüğüne de olsa Zeynep'i öz babası Tarık'a verir. Ama niyeti para sızdırmak olan Tarık, Talha'dan para sızdırmak için küçük Zeynep'i kaçırır. Saat 10:30 oldu. Adamın Zeynep'i getireceğini hiç sanmıyorum. Nerede olduklarını bir bilsem. Polisten önce ben gidip yakalardım o herifi. Tamam, ben bakarım. Alo? Talha, ben Kemal. Cebinin şarjı bitti herhalde. Evet. Ne oldu Kemal? Zeynep'i buldular mı yoksa? Sana kötü bir haberim var. Polis arabanın çalıntı olduğunu tespit etmiş. Evet. Polis kayıtlarında da yokmuş. Kayıtlı değilmiş de ne demek? Araba bu sabah çalıntmış. Harika. Namussuz herif. Kızını çalıntı bir arabayla kaçırmış ha. Evet. Polis Tarık'ı aramaya başlamış ama çocuğunu kaçırmaktan değil, araba çalmaktan. Fark etmez. Onu bulduklarında Zeynep'i de bulurlar nasıl olsa. Bu gelişmeyi sana bildirmek için aradım. Yeni bir şey olursa ararım yine. Ne oldu Talha abi? Ne olsun. Herifin altındaki araba çalıntıymış. Yani arabayı çalmış mı? Evet. Pislik herif hırsızlıktan şantaja kadar her türlü pis işin içinde. Alo. Merhaba dostum. Tarık. Kahrolası herif. Hangi cehennemdesin sen? Merak etme. Ben ve Zeynep çok iyiyiz. Nerede olduğunuzu sordum. Şehir dışında olduğumuzu söyleyebilirim. Şehir dışı da ne demek? Sana parayı bulman için yeteri kadar zaman vermek istiyorum dostum. Ha, fiyatımı yükselttim. Kız için 100.000 lira istiyorum. Sen bana 100.000 lirayı vereceksin. Ben de küçük Zeynep'i eve getireceğim. Sonra da o parayı arkadaşımla birlikte yiyeceğim. Ne arkadaşı? Bir de arkadaşın mı var senin? Boş ver. Biz paradan konuşalım. Ne zaman göndereceksin? Sen çıldırmış olmalısın. Bunun ne kadar çok para olduğunun farkında mısın sen? Bu bir servet. Ben de bunun yarısı kadar bile yok. Sen bilirsin ahbap. Parayı bulmazsan çocuğu bir daha asla göremezsin. Bak çok fazla bekleyemem ha. Biliyor musun? Sen alçak adamın tekisin. Sen de zengin adamın tekisin. Peki seni nasıl bulacağım? Ben seni yarın ararım. Bu saatlerde telefonun başında bekle. Polise de haber vereyim deme. Yoksa üvey kızını öldürürüm. Dur bir dakika. Onu öldürmediğini nereden bileyim? Senin gibisinden her şey beklenir. Derdin buysa şimdi hallederim. Zeynep gel bakayım. Üvey babacığın sesini duymak istiyor. Babacığım. Seni çok seviyorum babacığım. Merak etme tatlım, seni kurtaracağım. Ne pahasına olursa olsun söz veriyorum sana. Ver şu telefonu. İşte kızının sesini duydun. Yarın seni tekrar arayacağım Talha. O herifin Zeynep'i kaçıracağını biliyordum. Avukatı uyarmıştım ama kimse dinlemedi beni.
Peki şimdi ne yapacaksınız? Bilmiyorum Nurhan Hanım. Beynim iyice durdu. En iyisi avukatı arayayım. Ne yapacağımı o söylesin. Cep telefonu şuradaydı. Alo? Kemal Bey, ben Talha. Hayrola Talha? Bir haberim mi var? Az önce o Tarık denen adam aradı. Zeynep'i kaçırmış. Vay namussuz vay. Peki nerededermiş? Söylemedi. Fiyatına da zam yapmış. 100.000 istiyor. 100.000 mi? Hı. Delirmiş olmalı bu adam. Sana onun Zeynep'i kaçıracağını söylemiştim. Söyle bakalım, şimdi ne yapmam gerekiyor? Yapman gerekeni polise söyleyerek yaptın zaten. Başka ne yapacağım? Hiç. Polis araba hırsızlığından arıyor. Eminim kısa zamanda yakalarlar. Yani polisin çalıntı bir arabayı bulmasını mı bekleyeceğiz? O pislik çoktan arabayı bir yere bırakıp kaçmıştır zaten. Şehir dışında olduğunu söyledi. Yapabileceğin başka bir şey yok Talha. Üzgünüm. Bekleyeceksin. Hayır, beklemeyeceğim. Kızımı o cani herifin elinden kurtaracağım. Saçmalama. Sen dedektif misin? Otur oturduğun yerde. Hayır efendim, oturamam. Tarık'a istediği parayı vermem mümkün değil. Bu da Zeynep'in hayatını tehlikeye sokar. Özel güvenlik şirketleri var. Onlarla konuşup gerekli araştırmayı yapmalarını isteyeceğim. Hoşça kal dostum. Üzülmeyin. Zeynep'i bulacağınızdan eminim. Nereden biliyorsun bulacağımı? Çünkü siz akıllı ve gözü pek birisiniz. Aynı zamanda da haklısınız. Keşke kendimden ben de bu kadar emin olabilseydim. Eğer istediği para benim verebileceğim bir miktar olsaydı, hiç düşünmeden hepsini verir, her şeyi yeniden başlardım. Gerçekten bütün servetinizi verir miydiniz? Neden soruyorsun? İnsan evladı için her şeyi yapmalı. Ama o sizin üvey kızınız. Bir başkası olsaydı sizin kadar kendisini paralamazdı. Nihayet çocuk öz babasına der ve vazgeçerdi. Zeynep'in benim için çok özel biri olduğunu bilmeniz lazım. Ben ona asla üvey gözüyle bakmadım. Annesiyle tanışmama, kısa da olsa çok mutlu olduğum günleri hep ona borçluyum. Ayrıca karıma Zeynep'le ilgili verdiğim bir söz var. Nedir o söz? Hayriye ölmeden kısa bir süre önce bana Zeynep'i öz babasından korumamı istemişti. Ben de ona bunu yapacağıma dair söz vermiştim. Keşke Tarık'ın istediği paraya sahip olsaydım. Alo? Alo, Kemal ben. Ne oldu avukat bey? Önemli bir haber mi var? Polis Tarık'ın arabasını bulmuş. Peki, ya Zeynep? Arabanın içinde kimse yokmuş. Arabayı nerede bulmuşlar? Havaalanı yakınlarında. Demek şehir dışındayım derken doğru söylemiş. Uçakla gitmiş olmalılar. Peki polis bunun araştırmasını yapıyor mu? Bilmiyorum ama yapacaktır tabii. Hiç sanmıyorum. Eğer Tarık'a çocuk kaçıran biri gözüyle baksalardı eninde sonunda onu yakalarlardı. Ama onların gözünde herif sıradan bir araba hırsızı. Onun gibi yüzlerce suçlu var. Tarık bir daha aradı mı seni? Hayır. Yarın arayacağını söylemişti. Pekala dostum. Bir gelişme olursa birbirimizi arayalım. Evet beyim, durum bu. Konuyu anlamışsınızdır sanırım. Polise haber verdiniz mi? Verdim. Ama Zeynep adamın öz kızı olduğu için benim kaçırdığı şikayetime pek kulak asmadı. Tarık'ı araba çalmak suçuyla aradıklarını sanıyorum ki bu da hayli zaman alabilir. Bu zaman içinde de herife istediği parayı veremezsem kızımı öldürmesinden korkuyorum. Evet anlıyorum. Bizden kızı bulup size getirmemizi istiyorsunuz. Evet. Ve bu işi de hemen yapmanızı istiyorum. Tamam Talha Bey. Sanırım ücretimizi biliyorsunuz. Masraflar için ayrı para alıyoruz. Ücret önemli değil Behçet Bey. Benim için önemli olan sonuç. Zeynep'i bulabilecek misiniz? Elimizden geleni yapacağız. Polisin arabayı havaalanı otoparkında bulduğunu söylemiştiniz değil mi? Evet. Büyük bir ihtimalle kızımı uçakla kaçırdılar. Kaçırdılar da ne demek? Tarık bu işi tek başına yapmadı mı? Dün beni aradığında ağzından yanında bir kız arkadaşı olduğunu kaçırdı. Anlaşılan sistemli çalışıyor. Kendine bir aile süsü vererek yapmış bu işi. Tarık denilen adamın bir fotoğrafı var mı sizde? Hayır yok. Ama onu gördünüz. Tarifini yapabilir misiniz? Tabii. Uzun boylu, 1.80 boylarında, dalgalı saçlı, yakışıklı biri. Yani 30-35 yaşlarında. Zeynep almaya geldiği gün üzerinde kırçıllı bir ceket, içinde de balıkçı yaka, siyah bir kazak vardı. Zeynep'in fotoğrafı vardır herhalde. Tabii var. İsteyeceğinizi düşünerek birkaç tane getirdim. Buyurun. Çok şirin bir çocukmuş. 8 yaşında demiştiniz değil mi? Evet. Annesine benziyor. Behçet Bey, Tarık ve kızımı nasıl bulacağınızı öğrenmek istiyorum. Uçakla gitmiş olsalar bile nereye gittiklerini bulmak kolay değil. Türk Hava Yolları bir sürü şehre uçak kaldırıyor.
Ayrıca uçakla gitmemiş de olabilirler. Arabayı havaalanı otoparkına bırakarak bizi şaşırtmak istemiş de olabilirler. Merak etmeyin beyefendi. Soruşturarak onları bulmamız çok zor. İstanbul'a gittiklerini düşünün. 12 milyonluk bir şehirde onları aramak, 10 çuval pirinç içinde darı aramaktan daha zordur. Peki nasıl bulacaksınız? Çok basit. Teknoloji sayesinde. Anlayamadım. Sanırım adam sizi yine arayacaktır. Evet, bugün arayacağını söylemişti. Güzel. Hazırlanmanız için vaktimiz var. Niye hazırlanmam için? Hemen şimdi telefonunuza aranan numaraları gösteren bir aygıt taktırın. Tarık sizi aradığında ekranda gözükecek olan numarayı tespit etmeniz bizim onu bulmamız için yeterli olacaktır. İyi de adam bu yollardan geçmiş deneyimli bir sabıkalı. Beni evden arayacak kadar aptal değil. Büyük bir ihtimalle telefon kulübesinden arayacaktır. Numarayı tespit etsek bile kızımı nerede sakladığını nasıl öğreneceğiz? Ama en azından adamın sizi hangi şehirden aradığını öğrenebiliriz, değil mi? Biliyorsunuz aranan numaralar kod numarasıyla birlikte ekranda gözüküyor. Evet, bu çok doğru. En azından o pislik herifin hangi şehirde olduğunu öğrenebiliriz. Dahası da var. Telefon idaresinden aranan numaranın hangi semtte olduğunu da öğreniriz. Peki telefon idaresi bunu bize söyler mi? Dert etmeyin. Bunca yıllık deneyimimiz var. Çevremiz var. Bir şekilde öğrenirim. Yeter ki hangi şehirden aradığını saptayalım. Tamam, merak etmeyin. Hemen şimdi bir tane taktırırım evime. Bu arada Tarık beni aradığında ona ne söylememi istersiniz? Parayı vereceğinizi söyleyerek oyalayın. Biliyorsunuz zamana ihtiyacımız var. Parayı vereceğinize inanmasını sağlayın. Ama dün aradığında 5 kuruş bile veremeyeceğimi söylemiştim. Bu o kadar önemli değil. Kozların elinde olduğunu biliyor. Sizin fikir değiştirmeniz onda herhangi bir şüphe uyandırmayacaktır. Sizce Tarık Zeynep'e zarar verebilir mi? Sanmam. Ne de olsa öz kızı. Yabancı birini kaçırıp da fidye istemiş olsaydı ardında şahit bırakmamak için öldürebilirdi. Merak etmeyin. Zeynep'e zarar vermeyecektir. Teşekkür ederim. Beni bayağı rahatlattınız. Ben evime gidiyorum. Herhangi bir haber alırsanız lütfen hemen beni arayın. Merak etmeyin. Her türlü gelişmeden sizi sürekli haberdar edeceğiz. Tarık'ı bulursanız ona ne yapacaksınız? Hiçbir şey. Sadece ondan bir şekilde kızınızı alıp size getiririz. Bütün gün evde mi oturacaksınız? İşe gitmeyecek misiniz? Hayır Nurhan. Tarık'ın beni aramasını bekleyeceğim. Şöyle cep telefonumu da kapatayım ki kimse beni rahatsız etmesin. Peki özel güvenlik şirketi onları bulabilecek mi dersiniz? Bulacağına eminim. Telefona aranan numaraları gösteren bu aleti taktırmamı isteyen de o oldu. Alçak herifin beni aradığı zaman hangi şehirden ve numaradan aradığını göreceğim. Hadi hayırlısı. Zeynep'i çok özledim. İnşallah en kısa zamanda tekrar bize kavuşur. İnşallah. İşte telefon çalıyor. Açmadan önce ekrandaki numarayı kaydedelim. Nurhan, ben söyleyeyim siz yazın. Peki söyleyin, hazırım ben. 0242. Evet. İyi ama bu apartmanın telefon numarası. Cebim kapalı olunca mecbur kalmış herhalde. Alo? Taha, ben Kemal. Görüyorum sen olduğunu Kemal Bey. Görüyor musun? Neyi görüyorsun? Evdeki telefonun ekranından numaranı görüyorum. Orada senin numaran gözüktü de. Yeni mi aldın bu telefonu? Hayır, eski telefonuma bir aygıt taktırdım. Özel güvenlik birimi söyledi. Tarık aradığında numarasını tespit edebilmem için. Çok iyi, bunu iyi akıl etmişler. Söyleyecek önemli bir şeyin yoksa beni meşgul etmemeni rica edeceğim. Tarık'tan telefon bekliyorum da. Sadece Zeynep'ten bir haber olup olmadığını öğrenmek için aramıştım. Anladığım kadarıyla yeni bir şey yok. Daha sonra yine ararım. Tamam dostum. Avukat da tam arayacak zamanı buldu. Ama en azından telefona taktığınız aletin işe yarayıp yaramadığını öğrendik. Evet, haklısınız. Hazır mısınız yazmak için Nurhan Hanım? Hazırım efendim. Siz numaraya bakıp söyleyin. 0216. İstanbul. Evet, devam edin. 329. Evet. 79-53. Annemin numarası bu. Dada lütfen sen aç ve evde olmadığımı söyle. Şimdi ben açarsam saatlerce konuşur benimle. Bu arada Zeynep'in kaçırıldığını da söyleme sakın. Ben odadan dışarı çıkıyorum. Sorarlarsa yok de. Peki efendim. Alo. Kiminle görüşüyorum? Ben Nurhan teyzeciğim, buyurun. Öyle mi? Talha orada mı? Hayır, burada yok efendim. Mağazadan aradım, orada da bulamadım. Cebi de kapalı.
Peki Zeynep orada mı? Zeynep bir arkadaşın da teyzeciğim. Peki. Talha gelince söyleyin beni arasın. Peki efendim, söylerim. Annenizi arayacakmışsınız. Daha sonra ararım. Şu kahrolası herif beni aramadan kimseyi arayamam. O da neden aramıyor ki? Ararım demişti. Bu seferki olabilir. Evet. Yazmaya hazırlan. Hazırım beyefendi. 0212 İstanbul numarası. Devam edin. İşte bak. Hadi yaz. Bu onun numarası olmalı mutlaka. 711 45. Tamam, yazdım. Açabilirsin. Alo. Merhaba dostum. Buyurun. Sen misin Tarık? Benim. Ne haber eski dostum? Kaç sefer söyleyeceğim, dostum falan değilim senin. Tamam canım, kızma. Ne yaptığını merak ettim, bir arayayım dedim. Parayı bulmaya çalışıyorum. Ha, bunu duyduğuma sevindim. Dün vermem diye kafa tutmuştun. Ne zaman vermeyi düşünüyorsun? Tam bir tarih veremeyeceğim. Çünkü istediğim para çok büyük. En azından 2 haftamı alır. Bunun için bazı yerlere gitmem gerekiyor. Ne diyor Tarık? Parayı verecek ama 2 haftayı bulur diyor. Numara yapıyor olabilir. Sen hemen iste. Kapa çeneni Berna. Pekala ahbap. Sana bir hafta daha mühlet veriyorum. Seni tekrar arayacağım. Eğer bulamadım dersen Zeynep'i bir daha göremezsin. Tamam mı? Bir Gül, Bir Gonca adlı oyunun 22. bölümünü dinlediniz. 23. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.